Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünene kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibiga alaqadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatlar ekranımızda bolsun. Xitay irqi qırğınçılıq siyaseti aktiv icra qılınğan rayonlarını taqdirledi. Xitay Şarkı Türkistan'da atılmış kendi tazdığı herkete namıratlarına başka cayğa köçürüp yöleş katarlıq namlarda yolga koyuvatkan Uyghur mahallelerini veyran kılıçtın ibaret irqi kırgınçılık siyasından bir parçasını küçüp icra kılmaqta ve akbarat vasıları arkalıq aşkarlamaqta. Xitay Xalq Torunun 15. Mart'ki xabirde bildirilişçe, Xitay 2022 yıllık atılmış kendi tazdığı herkete namıratlarına başka cayğa köçürüp yöleş namıda icra kılıvatkan bastırı siyasını xulası kılgan bulup, Bu cihette Xitay rejimiga aktiv maslaşkan ve tuluq icra kılgan 6 rayonu ilgar nahiye tizimikige kirgizgen. Xabirde qeyd qilinishicha, Qumulning Aratürk nahiyesi, Qashqar vilayeti Qağlıq nahiyesi qatarlıq 6 rayon atalmış kenit tazlıq herkete namratlarına yüleş namıda icra kılıvatkan Uyghur zic rayonlardaki Uyghur ahalilerini tarqaqlaştırış, Uyghur mahallelerini yoktuş, Xitay zic rayonlarına arlaştırıp yötkeş herkete aktiv bolğalıqıdan taqtilengen. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da atılmış terbiyeleş merkezi namıda xalqni ceza lagerlerine kamap, her xil rezil vasıtları bilen dini ve medeniyetinin vazgeçişke mecburlap kelgen idi. Xitay'nın bu cinayeti xalqara cemiyette paş bulup, xalqara cemiyet Xitay'a qattıq besim kılıvatkan bir peytte, Xitay Şarkı Türkistan xalqiga yürgizuvatkan irqi qırğınçılıq cinayetine atılmış işqa uğurlaştırıştın ilgiri meşq bazisi, namıratlar yötkeş arqalıq yüleş qatarlıq namlarda perdazlap, Nazarbat qilish ve köçürüş hareketini davomlashtirmoqda. Qumulning Aratürk nahiyesi, Qashqar vilayetining Qağlıq nahiyesi, Xitayning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan Uyghurlar zich o'ltiraqlashgan rayonlardagi Uyghurlarni boshqa joylarga surgun qilib, Xitay bilan bir kanatda o'ltiraqlashishga majburlash orqali Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish hareketining biri hisoblandi. Gerçi Xitay axborot vositalari bir necha rayondan nuqtaliq tilga olgan bo'lsa-mu, biroq Xitayning bu xil irqiy qirg'inchilik jinoyati Sharqiy Turkistonning barlik rayonlarida davomlashmoqda. Kuzatuvchilar Xitayning Sharqiy Turkistonda atalmish namratlikdan qutuldirish, yerlar cho'llashib ketish, suv qis bo'lish masalasini hal qilish, kent tazyiqi harakati degandek nufuz ko'chirish bahonalari orqali Uyg'ur aholisini tarqoqlashtirib, o'rniga Xitay aqullarini yerlashtirishdan iborat razil maqsadining yashiringanligini Xitayning yaqinqi yillardan beri irqiy qirg'inchilik planini ishqa oshirish uchun zo'r xarajat ajratganligini bildirishmoqda. Amerika amaldori bu yillik muhim xizmat majburiy amgakka chetishliq shirkatlarni jazolash dedi. Amerikaning muavin davlat bexatarlik ministri Sharqiy Turkistondagi majburiy amgakka chetishliq tixmi ko'p shirkatni jazo tizimiga qo'shish bu yilgi xizmatlarning muhim nuqtasi ekanligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Amerika Devlet Bexatarlik Ministerliğinin strategiya, siyaset ve plan işlerine mesul muavin ministeri Robert Silvers 17 Mart özünün bu yılki en mühim hizmetinin biri Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan mecburi MKK çetişlik tıxımı köp şirketlerine ceza tizimikiye kirgüzüş ikerlikini bildirdi. Robert Silvers bu yıl kıldığan hizmetlerinin yana Oxşaş pikirdeki Avrupa devletlerine şundakla Japonya, Avustralya ve Hindistan qatarlıq devletlerine moşununa oxşaş kanun icra kılış mekanizmi haqqıda izlenişke qaylı kılış ikerlikini bildirgen. Məlum bulışca, Uyghur mecburi emgekinin aldın iliş kanunuğa asasen Amerika devlet bihitalik menisiliki mecburi emgek vasisi bilen işlep çıxırılgan məhsulatlarına yötkep sitişka çetişlik ikerliki inihlangan şirketlerinin ceza tizimlikine çoxun bekitişi kerek iken. Washington'daki Hudson Institute'da ötküzülgen faaliyette söz kılgan Robert Silveris, Amevi teşkilatlar ve başka cemiyetlerinin işençilik dokuladığı asasen, Şarkı Türkistan'da ticaret kılıvatkan nurgun şirketlerinin bu yirginçilik kılmışları bilen şoğulunu vatkalıqını, onlarının ismini tizimlap çıkışını ve onlarının mallarının Amerika'ya kirmesikige kapatatlı kılışını ümit kıldıqalıqını bildirgen. O sözünün ahırda özlerinin Şarkı Türkistan'daki ahvallarını devamlı küzdüp turvatkallıqını, növete devlet bihaterik menesiliği ceza icra kılış kadem baskuşu da turvatkallıqını bildirgen. Amerika komandanı Amerika Hindi Tiniç Okyan rayonu da erkenlikini kuğdaydı o dedi. Amerika Hindi Tiniç Okyan komandalıq iştabının komandanı John Aquilino Amerika'nın Xitayını çekileşini xalmaydı qallıqını, Şundaqla rayonda toqunuş yüz berişini xalmaydı qallıqını, amma bu rayonun hukuktar hakimiyetinin mecburluşu ve boza kılışıqa karşı hareketlerini kollaydı qallıqını bildirdi. Amerika avazının bu haqtike xabirde bildirilişçe, Amerika Hindi Tiniç Okyan komandalıq iştabının komandanı John Aquilino 16 Mart Singapur'da kılgan sözü de, Yer şarlışış devrinin yeni çoğun küşler rekabeti devirge kadem koyğallıqını,
bixatalik muhitning iqtisod, savdo va mablag' silishga ta'sir ko'rsatadiganligini aytgan. U yana mening andisham shuki, qoida nizomlarni asos qilgan bu xil xalqaroliq tartib mustabid hokimiyatlarning bevosita hujumiga uchirmoqda degan. Jon Akvilino'ning aytishicha, bu yil ilgari Xitoy bilan Solomon taqim arila o'tursidagi bexatalik ittifoqi butkul Janubiy Tinch okeanni vahimiga silib, uning keng ko'lamli harbiy to'planish paydo qilishi haqida andisha qo'zg'agan. Jon Akvilino so'zida yana Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi Amerika paroxoti va aeroplaniga bo'lgan noroziligini tilga olib, garchi Amerika Xitoy bilan to'qunishni xohlamasimi va Tayvanning mustaqilligini qo'llamasimi, Amerika armiyasi bu rayonda davomli uchish paroxotlarini harakat qildirish orqali rayondagi barliq davlatlarning yo'l boshlash huquqi va erkinligini qo'g'daydi deganlarni qayd qilib o'tgan. Xitoy yig'inqi mezgillarda Tayvanga tahdid silishni kuchaytirgan bo'lib, uzundan buyon Tayvanni o'zining zimini deb da'vo qilib kelmoqda va zarur tepilganda Tayvanni qurol kuchi bilan kontrol qildiganligi haqida jar salmoqda. Xitoy Rossiyani qurol va harbiy jabduq bilan ta'minlagan. Amerika taratqullari Xitoy shirkatlarining o'tgan yili Rossiyani avtomatik va uchqichsiz havo apparati va o'q o'tmas kiyim qatorliq harbiy jabduqlar bilan ta'minlaganligini xabar qildi. Amerika axborot organi Siyosat gazeti 16 martga xabarda dunyoning har qaysi joylardagi import eksportga oid tamojna soliq ma'lumotlarini to'playdigan shirkat Import Genius ta'minlagan uchurga asoslanib turib, Xitoy shirkatlarining bultur Arab Birlashma Xalifligi va Turkiya orqali Rossiyadagi xaridorlarni 1000 dona avtomat va uchqichsiz havo apparati zapchastlari, o'q o'tmas kiyim qatorliq boshqa harbiy jabduqlar bilan ta'minlaganligini oshkorlagan. Yuqorida tilg'ilangan buyumlar bultur 6 oydan 12 oygacha Rossiyaga yetkazilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Rossiya bultur 2 oyda Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin Amerika va uning ittifoqdoshlari tomonidan darhol ayblanib jazolangan. Xitoy bo'lsa Rossiya Ukraina to'qinishida betaraf turganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Moskvani ayblashni rad qilgan hamda Rossiyaga qaratilgan jazoga qatnashmagan. Xitoy boshqa bir qancha davlat bilan birlikda fursatdan foydalanib, Rossiya jazo va boykot qilingandan keyin e'tibor baholiq Rossiya energiya mahsulotlarini import qilishni kengaytgan. Amerika hukumatı Xitoyni Rossiyani ajalli qurol bilan ta'minlamaslik haqida ko'p qitim ogohlantirgan va agar Xitoyning shunda qilganligi bayqalgan taqdirda og'ir oqibatga qoldirganligini ta'kidlagan. Ammo Xitoy Rossiyani harbiy yordam bilan ta'minlash qilmishini ko'p qitim rad qilib, Amerikani Rossiya Ukraina urush masalasida qudratquloq qildi deb ayblagan. Amerika Ukraina bilan Xitoyning yaqinlashishini qo'llaymiz dedi. Amerika Xitoyning Rossiya-Ukraina urushidagi maydonini yaqindan kuzatayotgan bo'lib, Aqsaray davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi Jon Kirbi Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan Xi Jinpingning telefonda ko'rishish planini qo'llaydiganligini, Xitoyning Ukrainaning urushga bo'lgan ko'z qarashiga quloq solishning muhimligini ta'kidladi. Xitoy tashqi ishlar ministri Chin Gang bilan Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba telefonda ko'rishgan. Telefon suhbatida Chin Gang jiddiylikning tixmo avjilib ketish va krizisning kontrolligidan chiqib ketish ehtimolligidan andisha qilayotganligini aytgan. Hamda Xitoyning bu masalaga qarata obyektiv va adil pozitsiya tutayotganligini da'vo qilgan. ...2022 yili 24 fevral Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya armiyasiga Ukrainani ishg'ol qilish to'g'riliq yo'l yo'riq tushirgan. Shuning bilan Rossiya Ukraina urushi boshlangan edi. Putin bu urushning maqsadining Kievning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishning oldini olish, Ukrainaning Rossiyaning ta'sir doirasi ichida qilishiga kafolatlik qilish uchun bu davlatni askardan xoli qilish va natsistlardan tozalash ekanligini aytgan edi. Erdo'g'on bilan Stoltenberg telefon suhbati o'tkazdi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg bilan telefonlashdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Turkiya prezidentlik mahkamasi uchur aloqa ishlari idorasi bayonot e'lon qilib, prezident Erdo'g'on bilan NATO bosh kotibi Stoltenbergning telefonlashib, Finlandiya bilan Shvetsiyaning NATO'ga a'zo bo'lish musobaqasiga munosabatlik masalalar to'g'risida so'zlashganligini bildirgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, prezident Erdo'g'on suhbat jarayonidagi so'zida NATO'ga a'zo bo'lish musobaqasida Finlandiyaning pozitsiyasining Shvetsiyaning pozitsiyasidan farqli bo'lganligini o'tirib qo'yib, Finlandiyaning NATO'ga a'zo bo'lish hujjatlarini Turkiya parlamentining ma'qulligiga sunishni qaror qilganligini aytgan. Erdo'g'on Turkiyaning Shvetsiya bilan bo'lgan suhbatni yaxshi niyat bilan davomlashtirganligiga ishora qilib, bu musobaqaning qanday ilgirilash shaklining Shvetsiya tashlaydigan konkret qadamlari bilan bevosita munosabatlik ekanligini ta'kidlagan. Bu jarayonda Finlandiyaning NATO'ga a'zo bo'lishiga munosabatlik hujjatlar prezident Erdo'g'on tomonidan imzolanib, Turkiya parlamentiga sunilgan. NATO bosh kotibi Yenis Stoltenberg bu haqda yozma bayonot e'lon qilib,
Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya aza buluşuğa münasebetlik hüccetlerini Türkiye parlamentoya sunuşunu karar kılgalıqının hoşallık his kıldıqalıqını bildirgen ve bayanatı da bu Finlandiya'nın bihetelikini, Şivisiya'nın bihetelikini ve NATO'nun bihetelikini küçeytidu. Türkiye parlamentinin bununla baldırarak bile taşlaşını ümit kılmen diyen. Hürmetli görmeler, bugünkü haberimiz muşu yerde ayarlaştı. Körgün Allah'a rahmet. Etki programı da köreşikçe aman bulgaysiler. Allah'a emanet.